Çok kolay. Ortadan bir parça geçiyor. Bakın şöyle kameraya göstereyim. Şurada bir parçası hafif yedirilerek yapıyor. Yani. Bir dakika. Bir dakika yurdanır. Şu. Evet. Şu bunun şeysi. Ondan iki tane dikeceğiz. Şimdi ölçüleri ver. Şu araya koyduğum parçan yurdanır. Araya koyduğumuz parça. Bunun ölçüsünü ver şimdi hemen bize. Şunu. Onun ölçüsünü ölçeyim. Ölçmedik mi? Yok, şunlar hani ölçü olmadığı için onlar da. Ha, bunu da ölçelim. Şunlar yanlar mı? Evet. Bunlar yanlar. Evet. Bakın şey gibi düşünün bunu. 48 santim. Bebeklere şey yaparız ya. Bebeklere böyle doğduklarında giydirilen şapka modeli gibi bunlar. Hani şuradan evet, bağlarız. Kolay. Beri. Kolay. Şimdi bu ne kadar? 48'e evet. Şurası ne kadar? 48. Burası da 9,5 santim. 9,5 10 santim. Şurası evet. 48 de burası. Bir tane dikdörtgeniniz var. Şu şekilde kemer gibi. Onu şuraya koyayım. Evet. Sonra iki tane bunlar ne kadar? Bunları da ölçelim. Şurasını ölç en azından. Burası 31 santim. Evet. Ama bu değişir yani olsun. O kalıba göre. Burası en geniş yeri 18 santim. 18. 18'den aşağı doğru biraz küçültüyorsunuz. Ben size bunların, Naz bir taraftan bunların burada fotoğrafını çek koyalım. Santimleyelim şuralarını, bunun üstüne yazalım lütfen. Tamam, tamam. O şekilde. Şimdi. Şurada böyle pelerin kısmı Derya Hanım. O pelerini nasıl yapmışız? Bakın şu şekilde. Sonra kapşonunu buraya monte edeceğiz. Nasıl ediyorsun? Gösterelim şuradan. İki tane olduğu için şuradan göstereyim. Şöyle iki kat olacak ya. Ha, iki tane. Üst üste yapacağız. Tamam, öbürü nerede ondan bunun? Sonra. Bunun öbürü nerede? Burada dikilecek olan. Şurada. Ha, dikilecek olanı dikelim. Sen bir taraftan sonra, dik. Bunun içinden şöyle monte edeceğiz. İki tane üst üste geçiyor. Yani bizim olanı çıkartsana şuradan. Nerede o? Nereye koydum ben onu? Arkanda. Bakın şunun içinde kapşon iki tane var. Evet. Temiz olsun diye içi dışı. Yurdanız siyahtanlayabilecek miyim? Tamam onu yapalım o zaman. O zaman önce dikişi göster. Şunun tamam. Dikişini bize. Şu yuvarlığı nasıl dikiyoruz onu göster. Onu göster. Evet. Biraz teyelledin orayı. Onu anlat. Evet. Teyelledin, yedirdin. Onları söylemen lazım. Alayım. Şu kısmı. Şöyle şunun ortasına koyup şöyle teyelledim ben. Tamam. Sonradan yedirdin yani buraya bir parça bunu şu yuvarladım hafif. Evet. Çok da şey yapmadım. Çok büzdürmedin. Yok, yani. Hayır. Tamam. Yuvarladım. Dikelim Yurdanur onu. Şöyle dikiyorum. Evet. Sen ona hazırlanırken dikince bir sesi duyacağım nasılsa. Arkadaşlar şurayı bir sonra sildirelim. Biraz suyu yine de döktük. Mahir Bey'e ihtiyacımız var. Ben kameraya şunu göstermek istiyorum. Hani şu çantalardan hepinizin var. Bunun da patronu mama önlüğü gibi. Mama önlüğü gibi. Bunlar hazırda da çok ucuz. Ama bu kumaşlarla eğer yapıp satmak istiyorsanız bunun bir tane de küçücük bir çantası var. Bu şu kadar bir şey oluyor. Hani şimdi poşet şey yapıyoruz ya. İsterseniz bunun da ölçüleriyle burada dikimini size gösteririz. Daha da miniliyor, şu kadar oluyor. Minicik bir çantası var. O da yine bizim bu kumaşlarla yapılıyor. Bu kumaşlarla, böyle kumaşlarla. Ben bunun metresinin de kaç lira olduğunu öğrenelim. Eni ne kadar, metresi ne kadar? Şimdi burada ne var? Burada sizin marketlere veya tezgahlara pazarlayabileceğiniz bir iş kolu var. Yapanlar var. Üstünü işleyin, üstüne resim çizin. Her türlü şey olur. Çok güzel renkleri var bunun. Evet. Yurdanur. Bunun da bir püf noktası var Derya Hanım. Onu söyle, onları etrafı, söyle, hızlı hızlı geçelim tamam. Üstünden. Etrafı bunun kendisi dönmüyor yuvarlak olduğu için her tarafı. Şöyle bir biye yapıyoruz. Berevden kestim kumaşı. Berevden kestik. Biraz ince de işi var ha. Sana evet, onu söyleyeyim. Şurasından, şunu diyorsun. Evet. Şurasını. Yok orasını değil. Değil. Şunu diyorum.
Şu mu? Evet. Orayı... Şurası verevden bir parça geçiriyor buraya ve dikiyor şu yuvarlağı. Şöyle etrafına. Şöyle açık da koyayım ben size bunu. Kapşonlar iki tane. Evet. Şurası arkası biraz daha böyle uzun ve burası. Evet. Şimdi ara ara Yurdanur'a tekrar bağlanacağız. Makine olayına tekrar bağlantı sağlayacağım yönetmenim. Tamam. Şimdi bu tarafta da bir olay var. Onu da göstermek istiyorum. Naz, şimdi önce bir giyerek başlamak istiyorum. Sen o sırada, ben bunları giyerken o sırada lütfen bize şu dikdörtgen parçanın, bizim patiğimiz böyle bir dikdörtgen parçadan oluyor. Sadece kaç şey olduğundan hemen bahset tamam. bize. Dikdörtgen parça haroşa örülüyor. 30 ilmek başlanıp kare olana kadar örgüsünü yapıyoruz. Tamam. Şu şekilde. Dur, acele etme. İlmek ve santim ölçüsü de var mı? Evet, 21 santim. Yani bir kare numara. Örüyoruz. Evet. Bu kadar kolay. 5 numaralı şiş ve haroşa örüyorum. Ben iki versiyon yaptım. Birini tığla yaptım, birini şişle. Tığda 40 zincir çekip sık iğne yapıyoruz. Aynı şekilde kare örüyoruz. Şimdi ayağıma giydiklerimin geliyorum. Bir dakika dur Erkan, dur. Geliyorum. Ayağıma girdiklerimin yeşili tığla, laciverti şeyle. Çiş. Orayı atlıyorum ben. Geçiyorum şu tarafa gidiyorum. Siz silersiniz. Gel bana Jimmy, gel gel gel. Ya çocuklar için çok eğlenceli değil mi? Bunu yaparsınız çok kolay. Ören herkes bunu yapabilir. Ben buraya kaçıyorum. Orada paspas olayı var çünkü. Mahir Bey, hoş geldin. Tamam. Evet. Evet. Pardon Erkan, özür dilerim. Tamam mı? Hay Mahir'i göstermeyeyim sana diye gayret ediyorum. Orası siliniyor. Ya çok güzel değil mi? Naz, bu şeyleri nerede bulduk? Bu çıngırakları, bu çanları? Nehirden aldık. Ha, nehir verdi. Tamam, peki. Var yani. Var. Ben çok aradım, bulamadım, biliyor musun bundan? Varmış. Aferin size, Nehir Naz ikilisi. Çok iyi. Çok güzel. Yani şu genç kızlar şu anda bizi seyrediyorsanız elinize bir tane, sana da söylüyorum yavrum, şiş alıyorsun, yün alıyorsun, bir haroşa parça örüyorsun. O kadar. İlk başlayanlar için öğrendim bak, evet, meraklı orada. Evet. Bu başımdakini de Ülkü İçkale bizim ekibe yeni yıl hediyesi getirmiş. Sağ olsun, var olsun. Yalnız bunu da öğrenmek istiyoruz. Çok güzel olmuş bunlar da. Evet, kralın soytarısı ben oluyorum efendim, gördüğünüz gibi. Gerçekten bu şeyler, bunların çarık formları. Filmlerde, Shakespeare'yen dönemde filmlerde de görmüşsünüzdür. Hakikaten kralın soytarısının ayağında böyle hani gelir, böyle efendim huzurlara geldiğinde bu şekilde, bu formda çarıklar var. Deriden oluyor, işte yünden olmuyor elbette de. Yumuşak deriden oluyor böyle, yumuşacık patik gibi, değil mi? Evet, şimdi Naz bize bu kolay şeyin nasıl yapıldığını göstersin, patiğin. Naz. Evet. Kaç başladık? Tekrar anlatalım. Tamam. 30 ilmek başladım. Haroşo kare bir parça ördüm. Tamam. Hanım. Gene herkes ayağının numarasına göre kendi deneyerek peki, yapabilir. Peki bir dakika. Şu anda benim ayağım 38. Hı hı. Bu ikisi de bana oldu. Oldu. Esnek bir şey. Bu evet. 37, 38. Evet. Bana da oldu 35 mesela. Bana da oldu. Şu oldu. Olanı. Evet. Evet. Biraz daha gerilmiyor, daha tok duruyor küçük evet, numarada. Aynen, aynen. Yani 30 ilmek ideal bence, 38'e kadar. İşte biraz ayağınız 40'sa 41...